Bir zamanlar bir avuca sığmayacak sayıda genç Beşiktaş semtinde bir misyon için yola çıktılar. Onlar ant içti, onlar yemin etti. Beşiktaş'ı her koşulda sahiplenecek ve semti müdafaa edeceklerine. Öyle bir misyon edinmişler ki farkına vardıklarında uslu gecelerde tehlikeli sokaklarda Beşiktaş'ın askeri olmuşlardı. Biri hepsi için, hepsi birisi için. Kapalının ortasını alma kavgası vardı. Evleri kahvelere bile basılıyordu. Kapımızın içinde kendi içimizde Asya Avrupa kavgası yapardık. İşte az kişiye, 15 kişi kalsak da kovaları zincirler, sopalar işlemez bizi. 85 tane falan yaralı vardı. Bir tane Beşiktaşlı yoktu içinde. Fenerbahçeliler silahla gelmiş olabilir. Böyle gözü kara bir durumdaydı. Tam o topların oraya dönüşe biz sarıyla önden fırlayınca atış etmeye başladı. Atış etti ve... Hayır dedi, ben buradan gidiyorum. Hep beraber buradan geleceksiniz diye. Kaçamayanların yaralarını yerlerde kıvrandığını gördük. O korku insanı ayağa kaldırdı. Ayağa kalktım. O sırada da delik deşik ediyorlar beni tabii. Çok kötü bir zamandı. Yani Beşiktaş'ın içinden yolda yürürken arabanın içinde 4 kişi varsa duruyorsun. Acaba bu 4 kişi kim içinde? Ne oluyorsunuz lan? Neye kaçıyorsunuz? Taraftar denize dökülecek falan diye. Sonunda tesisleri yerleri. En sonunda tesisleri yerleri. Fenerbahçelerin stada kaç kişi inip nerede konumlanacağını bilmem gerekliydi. En çok yara verdiğimiz maç o maçtı. Kamyon çene geldi, zırt atladı. Size helal olsun bağırıyorlar. Ulan helal olsun de böyle olurmuş. Gelsene de bu tarafa yarım da. Döner bıçakları, açma bıçakları, kasar bıçakları, satırların hepsini almış gitmişler. Ahmet'le Optik'le beraber maçın bitmesini bekliyoruz. Yaklaşık 300-400 kişi grupla yola çıktığımızda Parlak Serkan Bağlarbaşı'da Beşiktaş'a adanmış hayatların cenk zamanı, gün doğdu. Yıllar sonra Beşiktaş forması giyemesek de Berlin çarşı forması giyeceğiz. Bu da Ali abiye nerede görüyor? Metin şey. Şuray.